Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan topraklarından silahlı kuvvetlerini çekmeyen Ermenistan'ı uyardı. Aliyev, Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliğine ikinci kez baskın yapılmasına engel olmayan Emmanuel Macron'u da eleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Yuvarlak masa oturumunda hemen sağında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan oturuyordu. Aliyev gerçekleri bir kez daha Paşinyan'ın ve tüm dünyanın yüzüne vurdu. Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan üçlü bildiriyi hayata geçirmediğine dikkat çekip sabrımızın sınırı var dedi. Ermenistan üzerine düşeni yapmıyor. Azerbaycan anakarasından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne engelsiz erişim sağlamadığı gibi Ermeni silahlı kuvvetlerini de Azerbaycan topraklarından henüz çekmedi. Biz hala sabır gösteriyoruz ama bu sabrın bir sınırı var. Bildirinin maddeleri yerine getirilmezse gereken önlemi almaktan başka çaremiz kalmayacak. İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine iki kez baskın düzenlenmesini de yorumladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözünü tutmadığını söyledi. İlk saldırıdan sonra Fransa Cumhurbaşkanı telefon görüşmesinde bana bunun bir daha olmaması için önlem alınacağına dair söz verdi. Ama en hafif tabirle bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. İlk baskının ardından Büyükelçiliğimizin önüne yerleştirilen güvenlik kaldırıldı. Muhtemelen Ermeni tarafıyla anlaşma yaptılar. Güvenlik kaldırılır kaldırılmaz ikinci baskın girişimi oldu. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve tüm diplomatik sözleşmelerin ihlali anlamına geliyor. Macron'un Ermenistan'ı asla bırakmayacağız deyip Azerbaycan'a asılsız suçlamalar yönelttiği son röportajı da Aliyev'in gündemindeydi. Macron'u yaylım ateşine tuttu. Artık Fransa'nın arabulucu olması mümkün değil dedi. Büyük bir ülkenin cumhurbaşkanı için sokak jargonu kullanmanın politik nezakete ne kadar uygun olduğuna Fransız halkı karar versin. Biz kendi açımızdan bu açıklamaları şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Ve bundan sonra Fransa hükümetinin bu tutumu çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi çalışmalarında Fransa'nın herhangi bir rol oynamasının hiçbir mümkünlüğünü görmüyoruz.